1512-1516 Safevi-Osmanlı Savaşı. Daha sonra Anadolu'ya dönen İsmail, Akkoyunlular döneminde egemenlikleri altında olan Doğu Anadolu'yu ele geçirmek için yola çıktı. 1512'de Şah, Karaman ve Malatya'ya boyun eğdirdikten sonra Tebriz'e döndü. Safevi Devleti gibi güçlü bir devletin ortaya çıkması Osmanlı Devleti'ni endişelendirirdi. Şah İsmail de büyük bir Şii devleti kurmak istiyordu. Anadolu'daki Türkler sadece İsmail'e sempati duymakla kalmadı, bölge yaygın halk ayaklanmalarına da kapıldı. Osmanlı İmparatorluğunda memnuniyetsiz insanlar toplu halde Safevi Devleti'ne göç etmeye başladı. Bütün bunlar Safevi ideolojisinin sadece Doğu Anadolu'da değil, Orta Anadolu'da da büyük etkisi olduğunu göstermektedir. Safevi ve Osmanlı orduları ile ilk çatışmalar 1512'de Sultan II. Bayezid döneminde başladı. 1512 yılında Malatya'da Tobat yakınlarında Kızılbaşı Emiri Nur Ali Halife Rumi Malatya Sancakbeyi Faik Bey'in ordusunu bozguna uğrattı. Aynı yıl Nur Ali Halife Rumi Erzincan'da Türklerle yapılan ikinci savaşta Eyazı yakınlarında Sinan Paşa'nın ordusunu mağlup etti. Tamamen süvarilerden oluşan 15 bin kişilik Osmanlı ordusu, bu savaşta ordusunun 1/3'ünden fazlasını kaybetti. Türkler savaşta 5500 asker kaybetti. Geri çekilme sırasında nehri geçerken bir tepenin üstlerine düştüklerinde 1500 savaşçı daha öldürüldü. Zayiat sayısı 7000'e ulaştı. Böylece 300 yılda yaklaşık 100 yıl süren Osmanlı Safevi savaşlarının ilk muharebelerinde Kızılbaş Safevi ordusu kazandı. Sultan Selim Şah İsmail'e karşı kararlı bir önlem almadan önce Safevi devletine karşı bir dizi siyasi, kültürel, ekonomik ve askeri önlem aldı. Sünni ulema, Kızılbaşlara karşı savaşın cihattan daha önemli olduğunu belirten bir fetva yayınladı. 19 Mart 1514'te Safevi Devleti'ne karşı Doğu Seferi'ni başlatan Sultan Selim, halen yolundayken Şah İsmail'e Farsça 3 hakaret mektubu yazdı. Bunların sadece 1/3'üne Türkçe cevap veren Şah, sorunu barışçıl bir şekilde çözmeye çalıştı. 23 Ağustos 1514'te Çaldıran Kırsalı'nda iki ordu karşı karşıya geldi. Osmanlı ordusu Safevi ordusundan üstündü. Çaldıran Savaşı'ndaki güç dengesi üzerine yapılan bir araştırma, Osmanlı ordusunun 100 bin veya 200 bin, Safevi ordusunun 40 bin olduğunu ortaya çıkardı. Şah İsmail'in meydan müharibelerine baktığımızda, daha önce 4 ya da 5, 6, 7 kez büyük orduları yenebilmişti. Örneğin, Cabani ve Şerur müharibelerinde Şirvanşah ve Akkoyunlu ordusu Safevi ordusundan 4 kez, Akkoyunlu Murad'ın ordusu Hamadan Savaşı'nda Safavidlerden 6 kez, Şah İsmail'in 2. Horasan Seferi zamanı, Özbek ve Kazah hanlarının ordusu, Kızılbaş ordusundan 7 kat daha fazlaydı. Bütün bu savaşlardan Şah İsmail zafer ile ayrılmıştı. Osmanlıların bir başka avantajı da 500'e kadar topun varlığıdır. İlk başta Selim, Ova'nın güneybatısındaki tepelerin ele geçirilmesini ve böylece ordunun, sırtını rahatça dağ verebilmesini emretti. Bunun üzerine Orhan Bey'in komutasındaki çarhacılar, çok geçmeden bu tepeleri ele geçirdiler. Selim, merkezi kumanda edecekti ve yanında kazasker, Sadrazam Hersekzade Ahmet Paşa, Güzeradan Dükaginoğlu Ahmet Paşa ve Mustafa Paşa olacaktı. Anadolu askerlerinden oluşan sağ cenaha Anadolu Beylerbeyi Hadım Sinan Paşa ve Karaman Beylerbeyi Zeynel Paşa kumanda edecekti. Rumeli askerlerinden oluşan sol cenaha ise Rumeli Beylerbeyi Hasan Paşa kumanda edecekti. Anadolu ve Rumeli Azep askerleri ise ordunun en tehlikeli yerinde, topların önünde olacaktı. Bu topların sayısı 500 kadardı ve en hakim tepelere yerleştirilmişlerdi. Şah İsmail'in ordusu ilk bakışta gizlenmiş olan topları fark edemeyecek, topların önünde bulunan azeplere yüklenecekti. O sırada azepler usta bir manevra ile topların önünü açacaklar ve Safevi ordusunu ateş çemberine alacaklardı. Şah İsmail ise, ordusunun sağ cenahına kendi, sol cenahına Diyarbakır valisi Ustaclıoğlu Mehmet Han ve merkeze başveziri Mir Abdulbaki kumanda ediyordu. Şah İsmail, zırhlı süvarilerinin üstün gelmesi sonucu muhteşem bir zafer kazanmayı hesaplıyordu. Savaş başlayınca Osmanlı askerleri, fitilli muske ya da gürleyen demirler dedikleri çok ağır tüfekleri ilk kez bu savaşta kullandılar. Tüfeklerin ateşlenmesiyle Safevi ordusunda gedikler açılmaya başladı. Ordusunun bocaladığını gören Şah İsmail, kendi kumandasındaki sağ cenahla, Osmanlı sol cenahına hücum etti. Azepler, Yavuz'un planını uygulamaya fırsat bulamadılar. Vaktiyle kenara açılamadılar ve toplar ateşlenemedi. Yorgun ve bitap Rumeli askerleri, Şah İsmail'in zinde kuvvetleri karşısında yetersiz kaldı. Şah İsmail, o hız içinde Rumeli Beylerbeyi Hasan Paşa'yı öldürdü. Yavuz Sultan Selim, durumu fark etmekte gecikmedi. Bir yandan topçularını harekete geçirirken öte yandan etrafındaki seçme yeniçerilerle Şah İsmail'in dönüş yolunu kesti.
Osmanlı ordusunun sol cenahı yok edilse de merkezi kumanda eden Yavuz ve sağ cenahı kumanda Hadim Sinan Paşa, ustaca manevralarla Safevi ordusunu zor durumda bırakıyorlardı. Azepler, topların gerisine çekilmişler ve top atışı başlamıştı. Safevi ordusunun sol cenah kumandanı Ustaclı oğlu Mehmet Han, askerlerini top ateşinin kucağına itti. Vurun ha! Narasıyla kendisi de ortaya fırladı. Ancak bir Osmanlı süvarisinin kargı darbesiyle atından devrildi ve oldu. Malkoçoğlu Ali Bey ve Malkoçoğlu Tür Ali Bey, Yavuz'dan aldıkları emirle yanlarındaki askerlerle beraber Şah İsmail'in üstüne yürüdüler. Ancak ikisi de hayatını kaybetti. Yalnız Malkoçoğlu Ali Bey, Yavuz'un kendine hediye ettiği çift namlulu piştovuyla Şah İsmail'e ateş ederek onu kolundan ve baldırından yaraladı. Bunun üzerine Şah İsmail'in seyisi at çeken Hızır, Malkoçoğlu'nun arkasına geçerek onu öldürdü. Savaş bir gün sürdü ve yenileceğini anlayan Şah İsmail, elinde kalan son kuvvetleri de Osmanlı ordusunun üstüne gönderdi. Daha sonra seyisi at çeken Hızır'la kıyafetlerini ve atını değiştirerek firar etti. At çeken Hızır, Şah İsmail'in kıyafetleri ve atıyla savaş meydanına gelerek, "Şah benim!" diyerek bağırmaya başladı. Osmanlılar tarafından esir alınan Hızır, firar etti. Şah İsmail, savaşın sonunda Safevi ordusu dağılmaya başlayınca savaş alanını terk ederek Dergezin'e çekildi. Savaşta Ustaclı Muhammed Han, Pir Ömer Bey Şireci, Köşe Hamza, Lala Hüseyin Bey gibi meşhur Kızılbaş reislerinin pek çoğu öldü. Yavuz Sultan Selim ilk Safevi ordusunun geri çekilmesini hile zannetti ancak savaşın kazanıldığı anlaşılınca ordusuna yağma izni verdi ve ele geçirilen çoğu esir katledildi. Osmanlı ordusu bu savaşta 2-3 bin, Safevi ordusu ise bazı kaynaklara göre 5-6 bin, bazı kaynaklara göre de 20 bine yakın zayiat vermiştir. Osmanlı ordusu, bu savaşta son teknolojiyi kullanmıştır ve büyük bir zafer elde etmiştir. Savaşı kazanan Yiğit Selim, Osmanlı ordusunun başında 6 Eylül 1514'te Safevi devletinin başkenti olan Tebriz'e girdi. Yiğit Selim kişi burada geçirmek istiyordu ama yorgunluktan dolayı Osmanlı askerleri arasında huzursuzluk artınca Yiğit Selim, İstanbul'a geri dönerek ele geçirilen yerlerin bir bölümünü geri bırakmak zorunda kaldı. Safeviler, Doğu Anadolu hariç yitirdikleri toprakları savaşsız geri aldılar. Zaten bu savaşın amacı toprak almak değil, Safeviler ile Osmanlılar arasındaki güç mücadelesinin bir sonuca vardırılmasıydı. Savaşın sonunda Doğu Anadolu'daki aşiret ve beylikler Osmanlı'ya bağlandıklarını bildirdi. Gene bu savaşla beraber Safevilerin, Mısır'daki müttefikleri olan Memlükler ile bağlantısı kesildi. Bu da Yiğit Selim'in Mısır seferini kolaylaştırdı. Ayrıca Osmanlı Devleti, İpek yolunun Van-Tebriz hattının denetimini ele geçirdi. Savaşın sonuçları. Ancak, Sultan Selim Tebriz'de uzun süre kalmadı ve 6 gün sonra Şah İsmail'in tacı, kıyafetleri ve süsleri dahil olmak üzere büyük miktarda ganimet alarak Tebriz'den ayrıldı. Tarihte böyle bir olay oldu. Şaldıran Savaşı'nda Şah İsmail, aniden güçlü darbesi topun namlusuna çarptığında ve top ikiye bölündüğünde topları birbirine bağlayan zincirleri kesiyordu. Şaldıran Savaşı'ndan çok sonra Sultan Selim, Şah İsmail'den kendisine kılıcı göndermesini istedi. Şah kılıcı padişaha gönderir. Sultan Selim kaç kere denerse denesin topu kesemez. Saha bir mektupta şöyle diyor, beni kandırıyorsun, kılıç bu değil. Cevabında Şah İsmail cevap verdi, kılıç o kılıçtı, kol kol değil. Mektuplarında görüldüğü gibi Şah İsmail'in eğitimi her yerdedir. Şaldıran Savaşı'nda Sultan Selim'e yenilmesine rağmen, mektuplarındaki zekasıyla onu hep mağlup etti. Sultan çaresizdi ve Şah İsmail'in gönderdiği mektuplara cevap veremedi. Sultan Selim, Şah'ın hiçbir mektubuna cevap vermedi. Bu, Şah İsmail'in zamanında çok eğitimli ve zeki bir kişi olduğunu kanıtlıyor. Sultan Selim, ganimetle birlikte, daha sonra Türk sanatının ve zanaatkarlığının gelişiminde olağanüstü bir rol oynayan birçok sanatçı ve zanaatkarı da yanına aldı. Dünyanın en zengin müzelerinden biri olan İstanbul Topkapı Sarayı ve Asgar Müzesi, Çaldıran Savaşı'ndan sonra buraya getirilen Azerbaycan uygulamalı sanatının en nadide örneklerini sergiliyor. Tarihçilere göre Çaldıran'da savaş alanında erkek kılığına girmiş ve kocalarıyla savaşan birçok kadının cesedi bulunmuştur. Aynı zamanda, Azerbaycan'a topçu getirmesi beklenen Portekiz, Basra Körfezi'ne saldırdı ve Safevilerin Hint Okyanusu'na erişimini engelledi. Şah, Portekizlilerle savaşmak için Güney'e ve Diyarbakır'ı ele geçirmek için Garahan'ı gönderdi. 1516'da Garahan Ustajlı, Diyarbakır'daki Amin yakınlarında 5000 kişilik bir Türk süvarisini tamamen imha etti. Ancak Garahan 1516'da Koçhisar'da Trabzon valisi ve bıyıklı çavuş olarak tanınan Mustafa Paşa'nın 24 bin kişilik ordusuna yenilerek öldürüldü. İskender Bey Münşi yazıyor,
Garahan, Durmus Kuhan Gajar ile birlikte onlarla savaş başlattı. Mardin'in yukarı kesiminde aralarında bir savaş çıktı ve Garahan, o çok sayıdaki orduyu bozguna uğrattı. Kovalamaca sırasında yanlışlıkla bir kurşun ona isabet etti ve atından düştü ve öldü. Bu hikayenin ardından Kızılbaşlar dağıldı ve Osmanlı askerleri, Kıhandgar'ın yardımıyla aşağılayıcı yenilgiden galip çıkarak Diyarbakır'ı işgal etti, böylece Kızılbaşlar bu vilayetten vazgeçmek zorunda kaldı. Hasan Bey Rumi yazıyor ki, öldürülenlerin sayı o kadar çok idi ki, atlı süvarilerin savaş alanını geçmesi imkansız idi. Bu hikaye Şanlı Kağan Süleyman'a yani Şah İsmail'e ulaştığında, Garahan, Kıhan'ın ölümü nedeniyle ordusunu kendisine yardım için göndermedi. Aslında Karahan'ın Osmanlıları mağlup ettiği ve Osmanlı askerlerinin peşine düşerken kazara tüfekle vurularak öldürüldüğü, böylece Kızılbaşların kazandıkları savaştan galip çıktığı ortaya çıktı. Portekizlileri Körfez'den çıkarmakta olmadı. Aynı yıl Mustafa Paşa, Erzincan'da Nur Ali Halife Rumlu'nun ordusunu da mağlup etti. Bu savaşta Kızılbaşlar Osmanlı ordusundan 12,5 kat daha küçüktü. Nur Ali Halife de bu savaşta öldürülenler arasındaydı. 1515 ve 1516'da Sultan Selim komutasındaki 100 bin kişilik Osmanlı ordusu Kamah Kalesi'ni de ele geçirdi. Kaledeki Safevi garnizonunun çoğu kaleyi terk ettiğinden, sadece Yusif Bey Varsag'ın önderliğindeki 300 kişilik bir müfrezesi kalmıştı. Böylece, 1515-1516 yıllar savaşlardan sonra, Osmanlılar Diyarbakır ve Erzincan'ı ele geçirdiler. 1512-1516 Safevi Osmanlı Savaşı'nda her iki taraf 40 binden fazla zayiat vermiştir.